Merhabalar Engin Bey, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler sormalı. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu, kaç yıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Bu sektöre 2007 Mayıs ayında başladım. 12 yıl oldu. 12 yıldır bu meslekle çıraklıktan başladık. 12 yıldır ustalık, ustabaşılık bu şekilde devam etti. Bugünümüze çok şükür. Yani bugünlere geldik ve kendi iş yerimizi açtık. Bu şekilde yani devam ediyoruz. İnşallah evet. Bugünlerde de yani kara çıkartmadan devam ederiz inşallah. İnşallah diyelim. 12 yıldır sektörün içerisinde deneyimimiz var. Çeşitli evet. yerlerde çalıştık. Asansörle alakalı her evet. şeyi biliyoruz o zaman. Evet. Ve burası da 2018 yılında açıldı. Yeni bir işletme. Hayırlı evet. olsun diyelim ol, tekrar. Eskişehir'e böyle bir yer kazandırdınız. Tabii hizmetlerimiz Eskişehir'de de sınırlı değil bu arada. Oraya da değineceğiz. Evet. Ama önce neler yapıyoruz biraz onlardan bahsedelim. Vallahi şu anda montaj, bakım ve arıza olarak devam ediyor. Revizyon işlerimiz var, bakımlarımız var. Şu andaki de yaptığımız işlerimiz şu anda devam ediyor. Evet, yani, montaj evet, dedik. Evet. Kaç markayla çalışıyoruz? Marka olarak, yani şu andaki çalıştığımız markalar İstanbul ve Ankara, Konya üzerinde çalışıyor. Hı hı. Başka da şey olarak çalışmıyoruz. Evet, montaj var dedik, evet. bakım var dedik. Ne tür bakımlar bunlar? Asansör bakımları, asansör genel bakımları, aylık periyodik bakımlar. Arızalı zaten devam ediyor. O şekilde yani şey olarak devam ediyoruz. Revizyon dediğiniz işlem nedir? Asansörlerin eksik giderilmez yani mesela yeni çıkan yönetmeliklerde oluşan eksikleri devam. Yani mesela eski asansörlerin yeni çıkarttıklarımız yani şey var, eksikler var. Mesela ne bileyim şöyle söyleyeyim, kuyu içerisindeki güvenlik hacimleri, ondan sonra güvenliklerinden ilave. O şekilde devam ediyor. Yani başka da revizyon sadece insanların güvenlik hacimleri. Şeylerini arttırmak. Evet. Yeni yönetmelik çıktı diyorsunuz asansörle evet. alakalı. Nasıl olmalı peki şu anda? Şu andaki yönetmelikte daha iyi yani. Şu andaki gidiyor. 81-20 diye bir yönetmelik çıktı yeni asansörlerimizde. Hı hı. O asansörlerin güvenlik hacimleri daha iyi ilerledi. Bu şekilde yani şeyimiz var. Evet, çünkü evet. birçok kaza yaşanıyor asansörle evet. alakalı. Peki sizler asansör montajı olsun, tamiri olsun nelere dikkat ediyorsunuz? Montaj, tabii ki montaj daha çok önemli evet. asansörlerde. En önemlisi rayları, kapıları ve kendi üzerindeki makine, halatlar. Yani genel kapsamda daha çok dikkat edilmesi iş. Yani dikkat edilecek işlemi daha fazla. Hı hı. Burada kullandığınız malzemeden işçiliğe kadar o zaman her şeye dikkat evet. ediyorsunuz. Aynen. Ve kaliteli malzemeler sunuyoruz. Evet. Ne kadar ayda bir ya da yılda bir tamiri, pardon, bakımı yapılıyor? Aylık. Aylık bakımları. Her ay bakımlarımız var. Yani devam ediyor. Yani yapılan asansörlerin periyodik bakımları her ay. Her şekilde devam ediyor. Her ay siz her gidip, ay. Evet. özellikle montajda bir garanti süresi var mı sizin verdiğiniz? Garanti kapsamı zaten 2 yıl. Hı hı. Bu yıl içerisinden sonra 3 yıla çıkacak dediler ama şu andaki tam şeyini bilmiyoruz ama tam 2 yılımız var. Şu an 2 yıl boyunca her ay gidip onların aynı zamanda bakımlarını yapıyoruz. Bakımlar harici yani bakım garanti kapsamının altına girmiyor tabii ki. Bakım başka. Bakım periyodik bakım olduğu için. Yani mesela yeni arabayı aldığınız zaman, bakıma gönderdiğiniz zaman o garanti kapsamının altına girmiyor gibi o şekilde. Ama 2 yıl bakım boyunca bir sorun yıl. Olursa evet. yine siz aynen. Yardımcı olabiliyorsunuz. Evet. Nerede çalışıyoruz dedik? Bursa, Eskişehir ve Konya. Evet. Daha çok bu şehirler üzerinde yoğunluğumuz aynen. var. Malzeme üzerine o şekilde var. Bizim montaj ve Eskişehir üzerine daha çok. Hı hı. Yani genel kapsamda tabii şehir daha çok önemli ama bizim genel kapsamın çalıştığımız yer Eskişehir. Ama malzeme üzerine çalıştığımız yerler Eskişehir üzerinde var. Konya, Ankara ve Bursa. Bursa. İstanbul'da çalışıyoruz ama Bursa
daha çok şey yapıyoruz. Buralara o zaman daha çok malzeme tedariği aynen yapıyoruz, evet, ama montajlarımız Eskişehir içerisinde. Evet. Peki biraz da tercih sebeplerinizden bahsedelim mi Engin Bey? Neden tercih edilmelisiniz? Sizler gibi birçok firma var. Ya bizim kendi kapsam altımızda çalışan arkadaşlar daha kapsamlı. Yani bizim gibi gelmiş çıraklıktan yetişmiş arkadaşlarımız, hep birlikte çalıştığımız. Yani bizim daha çok şöyle söyleyeyim, arkadaşlarımız genel kapsamın üzerinde daha çok 12 yıldır birlikte çalıştığımız, hep birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Hı hı. Yani diyorsunuz daha ki çok bizim kadromuz evet, tecrübeli. Yapmış olduğumuz evet, işçilik belli, kullandığımız malzeme belli ve verdiğimiz aynen, her hizmetin de arkasında duruyoruz aynen, değil mi? En önemlisi bu. Peki yeni projeler düşünüyor musunuz burası için? Burası için düşünmüyorum. Asansör üzerinde ilerleyeceğiz. Aynen, asansör üzerinde devam edeceğiz. Çok güzel, yani başarılar diliyoruz sizlere o zaman şimdiden. Peki buradan sektörle alakalı izleyicilerimize bilinçlendirmek adına özellikle tüketicilere neler söyleyeceksiniz? Nelere dikkat etmeliler asansör seçerken ya da firması seçerken? Ya firma seçerken zaten tüketiciler bizi şey olarak daha çok şeyleri seçiyorlar. Yani ücret olarak daha çok... Aslında ücrete bakmamak lazım çok. En çok da seçilen bir şey var. Yani eskiden mesela ustalık ve deneyimmiş. Ama şu andaki o eski deneyimlik ve şey kalmadı. Şu anda herkesin baktığı işlem ücret. Sadece bakılan bir iş ücret olarak bakılıyor. O zaman ücrete bakmamalılar evet, mı? Evet, aynen. Ücrete bakmamalılar lazım. Tabii tecrübe daha çok önemli. Yani eski firmalarımız falan daha çok büyük. Yani tecrübeliler daha önemliler. Evet. Yani, kazaların yaşanmaması adına evet, ücret değil, daha çok kalite odaklı bakmalıyız. Buradan tüketicileri bilinçlendirmiş olduk. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bir başka programda görüşmek İnşallah, üzere diyelim o zaman.